Teşekkürler Osman Yılmaz. O çalışmanın adı Tutum Belgesi. Cumhuriyet Halk Partisi çözüm sürecine ilişkin duruşunu bir bakıma net bir şekilde ortaya koymak için böyle bir çalışmaya gitti. 10 soruda çözüm sürecine ilişkin 10 soruda o 10 soruya vereceği cevapla duruşunu belli etmeyi planlıyor hazırladığı tutum belgesiyle. Çalışmanın başında Genel Başkan Yardımcısı Faruklu var. Yanımızda konuğumuz da Faruklu. Çalışma nasıl hazırlandı? Kapsamı neler? Yöntemi ne olacak? Nasıl açıklanacak? Tüm bunları kendisiyle konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Önemli bir çalışma içerisindeydiniz. Çalışmayı yürüttünüz. Tutum belgesi hazırlığı içerisindeydiniz. Evet. Bu tutum belgesinin kapsamı ne olacak efendim? Ne zaman açıklamayı planlıyorsunuz? Gelinen aşama nedir? Geldiğimiz aşama tutum belgemiz artık son hazırlıkları da bitti. Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'nun onayından geçmesi lazım. O da sanıyorum bugün tamamlayacağımız bir işlem. Bu kağıt üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Bu tabii sadece benim şahsi ürünüm değil, birçok arkadaşın da katkıları oldu. Şimdi bu uzunca bir belge ama belirttiğiniz gibi kamuoyumuzun, halkımızın aklında olan sorular, Cumhuriyet Halk Partisi'ne atfedilen, çoğunlukla yanlış olan suçlamalar, ithamlar, sanki Cumhuriyet Halk Partisi bu sürece karşıymış, bunun dışındaymış, efendim akil insanları kendi önermiş ama şimdi kendi karşı çıkıyormuş gibi bir sürü soru var kamuoyumuzun aklında. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sorular değil, sürece ilişkinde çok ciddi kaygılar var halkımızın zihinlerinde. Biz bunları, halkımız bu soruları nasıl sorar, sorulara dönüştürerek bunların cevaplarını tek tek belli başlıklar altında vermeye çalıştık. Kaygılardan dolayı CHP ihtiyaç duydu değil mi bir noktada? Evet, yani çünkü yani halkın kaygıları bizim kaygımız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz halkın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda hem yönteme ilişkin hem yapılan ve bilinmeyen pazarlıklara ilişkin, hem sonuçlarına ilişkin, bu sürecin nereye gideceğine ilişkin, iyi mi oluyor, kötü mü oluyor şeklinde birçok soru var. Bunların, bu soruları yanıtlamak, bu bağlamda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini hem kamuoyumuzda hem dünya kamuoyuyla paylaşmak için bu çalışmayı yaptık. Net anlaşılamıyor mu Cumhuriyet Halk Partisi? Yani çözüm sürecine karşı bakışı nedir? Net anlaşılamıyor mu efendim? Şimdi çözüm sürecine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne atfedilen algı şu: Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı. Değil karşı mi? Değil misiniz? Karşı değil tabii. Şu anlamda, yani bunu işte ya tutum belgesinde de bunu anlatıyoruz. Türkiye'de herkes, en başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, Türkiye'de barış istiyor. Toplumsal barış olsun, şiddet sona ersin ve Kürt meselesi nasıl tarif ediliyorsa bir şekilde o da çözülsün istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu çözüm arayışının yanında, destekliyor. Buna her türlü katkıyı vermeye de hazır. Ama çözüm arayışı, AKP'nin bahsettiği ve yürütmekte olduğu çözüm sürecinden çok farklı bir şey. Bu çözüm sürecinin mahiyeti bilinmiyor, içeriği bilinmiyor, başlangıç noktası bilinmiyor, son noktası bilinmiyor. O zaman şöyle demek doğru olur mu? Çözüm sürecini destekliyor ancak yöntemine karşı. Çözüm arayışını destekliyoruz ama AKP'nin yürüttüğü çözüm sürecini gerek yöntem, gerek bilinmeyen ve bize kaygı veren içeriği itibariyle olumlu karşılayamıyoruz. Yani arkasında duramıyoruz. Nelerdir kaygılarınız? Bunlar da soru ve cevap şeklinde yer alıyor. Bunların hepsi belgemizde yer alıyor. Yani şimdi onları açıklarsam diğer... Yani geneli itibariyle efendim, hani CHP'nin duruşu kapsamında da düşünürsek nelerden doğdu bu kaygı? Biz bunun AKP tarafından bu sürecin toplumsal barışa giden yolu açmak değil, AKP'nin özellikle Sayın Başbakan'ın siyasi geleceğini teminat altına almak için yürütülen bir süreç olarak anlıyoruz. Ayrıca bu sürecin bölgesel ve uluslararası boyutları itibariyle Türkiye'nin başına orta ve uzun vadede çok ciddi sıkıntılar açabileceğini düşünüyoruz. Ama bunların ayrıntıları tutum belgesinde var. Yani biz çözüm arayışı, AKP tarafından yürütülen bu çözüm sürecinin samimiyetine,
halkımız tarafından benimsenecek, hazmedilebilecek sonuçlar doğurabileceğine inanamıyoruz. Yani bugüne kadar ne duyduk? Bize inanın, bize güvenin, barış olsun, analar ağlamasın. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu konularda itiraz edilecek bir taraf yok. Başarılı olacağına inanmıyor musunuz efendim sürecin? Başarılı olabileceği konusunda ciddi kaygılarımız var. Ama bize rağmen başarılı olur. Türkiye bu konudan, bu noktada olumlu sonuçta çıkarsa buna da diyecek bir şey olmaz. Ama bizim ciddi kaygılarımız var. Bugün bu konu AKP ile Öcalan arasında yürütülen bir pazarlık süreç. Yani Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bu kadar önemli bir konuda muhatap sadece bugüne kadar olduğu gibi Öcalan mı olmalıydı, İmralı mı olmalıydı? Halk bunu benimsemiyor. Halk bu konuda çok rahatsız. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanarak bu mesele çözülebilir mi? Çözülemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son anda bir araştırma komisyonu vasıtasıyla gerekçesinde belirttikleri gibi AKP'nin süreçte irtibatlandırmak istiyorlar. Yani hani bir sıkıntı olursa meclis de bunun içinde olmuş olsun. Bu meclisin bir görevi değil. Meclis bir yasama organıdır. Meclis önüne gelen konularda görüşür, şey yapar ve bir yasa veya yasalar dizisi çıkartır. Hükümet araştırma komisyonu vasıtasıyla meclise icraatına ortak etmek istiyor. Meclis bir icra organı değil. Peki bu noktada efendim, şimdi barış olsun diyorsunuz, barışı kesinlikle destekliyoruz, evet, ve istiyoruz diyorsunuz. Bu noktada hükümetten beklentiniz ne? Şu an itibariyle yapılması gereken, atılması gereken adımın ne olmasını istiyorsunuz? Hükümetin samimi olması, hükümetin Öcalan'la neler görüştüğüne, en azından kalın hatlarıyla, kaba hatlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerle paylaşması. Ayrıca bu konunun tek adresi olan, çünkü bu hükümeti aşan bir mesele. Bu AKP'nin meselesi değil, bu Türkiye'nin meselesi. AKP 3 defa bunu daha önce denedi. Hep hüsranla sonuçlanan girişimler yaptı, açılımlar yaptı. Neticede daha fazla kan döküldü. Neticede bu toplum daha fazla gerildi ve kutuplaştı. Bu sefer maliyet çok daha ağır olur. Neden? Çünkü umutlar o kadar yükseltildi ki sanki artık bu işin sonuna vardık. PKK silah bırakıyor ve işler Türkiye huzura kavuşuyor. PKK daha önce de çekildi. Silahlı unsurlarını Türkiye'nin dışına çıkardı. Ama tekrar geri geldiler. Burada asıl önemli olan silahların susması değil. O önemli. Ama silahların susması tek başına yeterli değil. Gerekli bir şart ama yeterli değil. Nedir yeterli olan şart? PKK'nın ve Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü şiddet ve terör eyleminden ebediyen vazgeçtiklerini ve silahlarını teslim edeceklerini açıklamaları. Bugüne kadar Öcalan'dan hiç ama hiç öyle bir şey duymadık. Ne Öcalan'dan duyduk ne diğer PKK tırnak içinde yetkililer. Tam da bugün Kandil'den bir açıklama bekleniyor terör örgütünün çekilmesine yönelik. Evet. Dün Genel Başkan da Tekirdağ'dan ifade etti. Çekilirlerse memnun oluruz diye. Bu noktada bugün yapılacak açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklamayı daha duymadığım için bilmiyorum ama diyorum ben. Konusunda? Çekilme gerekli bir şart. Ama yeterli bir durum değil diyorum. Yeterli olan şiddetten vazgeçildiğinin net ve kesin bir dille Türkiye'ye ve bütün dünyaya ilan edilmesi. Çünkü bu demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin boynunda olacak. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Yani AKP'nin özellikle hakkı yok Türkiye'yi böyle bir duruma sokmayı. Yani sen diyeceksin ki ben toplumsal barış getiriyorum ama hani ne olur ne olmaz PKK bakımından diyorum. Benim silahlı unsurlarım. Silahsız da gitseler tekrar silahlanırlar. Hiçbir sıkıntı yok. Peki efendim, tüm bu kaygılarınızı aslında zaman zaman Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da ifade ediyor. Genel Başkan yardımcıları da ifade ediyor. Tüm bu kaygıları şimdi bu tutum belgesinde sunacaksınız kamuoyuna. Tutum belgesinde açıklayacaksınız. Evet. Ondan sonra o tutum belgesinden sonra daha net, daha iyi anlaşılacağınızı düşünüyor musunuz? Dediğim gibi bunlar zaten hani belki tamamı bir arada değil ama sürekli madde madde ifade ediliyor sizin tarafınızdan. Tabii belgenin kendi başına bir hikmeti yok ama belgede daha sistematik, daha kapsamlı bir şekilde bu konudaki endişelerimizi, düşüncelerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Biz kara haberlerin şeyi değiliz, aracı değiliz. Bizim muhalefet olarak görevimiz kamuoyunu aydınlatmak, bilgilendirmek, hükümeti uyarmak ve doğru yola sevk etmek.
biz bu sürece meşruiyet sınırları içinde, bir hukuk devletine yakışır ölçüler içinde tutulmasını ve yürütülmesini istiyoruz. Yoksa gizli kapaklı pazarlıklar, ne olduğu bilinmeyen karşılıklı taahhüt ve tavizler, bunlar bu kadar önemli, bu kadar duyarlı bir konuda olmaması gereken yöntemler. Tutum belgesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu. Ondan sonra belki MYK'da da ele alınacak, gündeme gelecek ve daha sonra kamuoyuna açıklanacak. Ondan sonrası için bir plan var mı? İkinci bir aşaması var mı? Çünkü hemen sonrasında Genel Başkan'ın Brüksel teması olacak. Tabii, yani öncelikle tabii bu tutum belgemiz kendi kamuoyumuzu, kendi halkımızı aydınlatmak ve akıllardaki soruları cevaplandırmak için yaptığımız bir hazırlık. Ayrıca tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve bu süreç bütün dünyayı da ilgilendiriyor. O bakımdan biz bunu Ankara'daki yabancı misyonlara, Avrupa ve dünyadaki ilgili kurum ve kuruluşlara, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu gibi adreslere de gereken işte çeviriler yapıldıktan sonra ilgili dillere, oraları da göndereceğiz. Bu bir aydınlatma kampanyası. Yani hükümet nasıl akil insanlar grubunu bilinmeyen bir süreci halka kabul ettirmek için yola çıktıysa, biz bildiklerimizden hareketle bilmediklerimizi de sıralayarak bir bilgilendirme, uyarı, paylaşma girişimi içindeyiz. Sadece Türkiye'ye değil, üstelik dünyaya. Bütün dünyaya. Peki efendim, Genel Başkan'ın Brüksel temaslarında da bu gündemde olacak değil mi? Evet, Genel Başkanımız ayın 15'inde Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda Sosyal Demokratlar ve Sosyalistler grubuyla temasları olacak. Belki zaman el verirse başka bir iki temas da olabilir. Ayın 15'inde bu temaslar var. Ayın 22'sinde Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu, Alman SPD Sosyal Demokrat Partisi'nin 150. kuruluş yıl dönümüne katılmak üzere de Leipzig, Almanya'da Leipzig şehrine gidecek. Çok teşekkür ediyoruz efendim. MYK'ya geçeceksiniz. Size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, hoşça kalın.